Buna ilişkin değil, Sayın Gürsel Tekin konuştu. Hemen döneceğim. Ama şimdi ben söyledim, benim için bağlandı. Ona ilişkin ayrıntılı değerlendirmenizi alacağım. Bir şey ekleyeceğim, ekleyeceğim. Çok özür dilerim. Soner Çetin'e ilişkin değerlendirme yapmıştı Cem Küçük. İyi Parti'ye katıldı. Muhtemelen evet, de orada İyi Parti'nin adayı da artık. ve şu açıklamayı yapmış, oldukça dikkat çekici. 31 Mart'ta kesinlikle CHP sandıkta önemli bir ders almış olacak. Sandığa gömülecek dedi. CHP'nin belediye başkanı, ama adayı gösterilmeyince böylesi bir beyanda bulunuyor. Yani gerçekten insan şaşırıyor. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ben aday göstermedin diye. Değil de, evet, Sayın Gürsel Tekin sizin sözleriniz üzerine bağlandı ve sadece bana yanıt verdiği için ben hani orada bir kişisel bir tartışmaya girmemek için konuşmadım. Sadece şunu söyleyeceğim. Buyurun. Benim itirazım şu: Sayın Gürsel Tekin'in istifa etmesi tabii ki doğal hakkı. Aday olması oradaki yaşanan tartışmaya dair değildi. Bir istifa ederken yayınladığım metinde Atatürk vurgusu var, liyakat vurgusu var. Çok önemli şeyler, çok doğru. Hatta istifayı iki gün önceki Habertürk yayınında da konuştuk. Orada da aynı şeyleri söyledim. Dedim ki bu ifadeler çok doğru ama keşke bunu Özgür Özel genel başkan seçildiğinde bir ideolojik tartışmaya dönüştürüp istifa etseydi ve parti içinde bir bu tartışmayı başlatsaydı. O zaman değerli olurdu. Kadıköy veya Esenyurt, neyse, belediye başkan adaylığı son güne kadar gelip son gün aday yapılmadıktan sonra ağır istifamı şu, yani 15 gün önce yazdım şöyle, dedi. Ağır dediğim şu: CHP'nin ideolojik temelde yanlış yola saptığını söyleyerek, eleştirerek istifa etmesini eleştirdim ben. Şimdi Ecevit İnönü gibi Kurtuluş Savaşı'nın ikinci adamını yenmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Nasıl yenmiş? İdeolojik bir tartışma başlatmış. Demiş ki ortanın solu demiş. O söylemle, o tartışmayla, o altyapıyla hem Cumhuriyet Halk Partisi'nde iktidar olmuş, genel başkan olmuş, hem de CHP'yi iktidara taşımış. %42'lere kadar çıkartmış o dönem. Şimdi bu bir yöntemdir. Doğru olan budur. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim İsmet İnönü'ye karşı gelebilirdi? Atatürk'ten sonra gelen ikinci adam, Kurtuluş Savaşı'nın ikinci adamı, Cumhuriyeti kuran ikinci kişi. Yani şimdi böyle bir figürü yenmiş Ecevit. Bugün ne ki? Bu tartışmalar ne ki? Yani benim dediğim, Sayın Gürsel Tekin bu eleştirileri yaparken keşke bunu Cumhuriyet Halk Partisi o yola saptığında Atatürkçülükten veya Kemalistler, ulusalcılar partiden tasfiye edilirken keşke bu tartışmaları açıp o dönem ideolojik tartışmayı başlatsaydınız. Benim itirazım bu. Söylediklerine ben katılırım. Yani doğru yani. Benim çok yoksa o gün ama sen öyle demedin. Sen dedin ki Gürsel Tekin'in ne özelliği var? Gürsel, yani bu evet, öyle sıradanlaştırmak yanlıştı. Onu da söylüyorum. Yine aynı yoksa fikirdeyim. O açıdan ben de eleştiriyorum. Yine aynı Gürsel fikirdeyim. Tabii ki belediye başkan bir işi özellikle ama çok yapmış, bayağı kritik görevler yaptı CHP'de Can. Ama evet. Şimdi koza yardımcı. Bir dakika, tamam, bitireyim. Ben herkes dinledim. Koza yardımcı için de söyleyeceğim aynısını. Şimdi kurultayda Özgür Özel'in listesinden girmedi parti mesleğine. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Oğuz Kağan Salıcı'nın listesinden girdi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun listesinden listeyi, anahtar listeyi delerek parti mesleği oldu. Şimdi bugüne kadar yaşanan tartışmalarda bugün belediye başkanlığı adayları dünden yarına bugüne belli olmadı ki. Bu tartışmalar aylardan beri sürüyor. Madem bu tartışmaları görüyorsunuz, yapıyorsunuz, neden son güne kadar durup o zaman o gün istifa edeceksiniz, diyeceksiniz ki bu tartışmalar doğru değil. Burada bir liyakat yok, burada bir haksızlık var. Evet, ben delegeler... Ama uzun adaylar belli değildi ki Can. Ama hayır, bu belliydi. Böyle bir yöntemle gideceği belliydi. Ama şunu da düşün. Sen şimdi Çankaya gibi bir yere kendi avukatın ve benim arkadaşım Hüseyin Can Güner'i gösteriyorsun. Niye? Ya kendi arkadaşları kadar, çünkü. Şimdi Çankaya gibi bir ilçenin %100 Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Başka bir alternatif yok. %80'le, %85'le. Hayır da işte, liyakata bakılabilir. Ayşe, şunu söylüyorum. Oralarda bile... adayların bu kadar geç açıklanması zaten bu tartışmaları doğurmuştu. Bunu biz dışarıdan görmeyebiliriz. Hayır, ama oradaki tartışma parti şöyle oluyor. Tam senin dediğin gibi oluyor. Nasıl olsa burası garanti. Biz burayı kendi arkadaşımıza, avukatımıza, liyakati olan birine ve yani ön seçim yapılıp
Alper Bey'e verirse... Biz bunu biliyoruz. Kozay Yardımcı Hanımefendi bilmiyor mu? Alper Bey çıkardı. Aynı şeyi çıktı söylüyorum. Zaten. Yani... Çıktı zaten. Senin aynı şeyi söylüyorum. Hakim Yardımcı kontrolünde bir ön seçim yapılsa aday olacak. Çankaya, Karşıyaka, işte Karşıyaka örneği doğru değil. Çünkü İzmir'in tamamında zaten bir Cumhuriyet Halk Partisi ağırlığı var. Hunsoyer veya işte Şişli, İstanbul'da Bakırköy. Ya buralarda zaten kesin kazanacağı için Cumhuriyet Halk Partisi. %90-95 oranında kazanacağı için buralarda tabii ki genel merkeze daha yakın isimler seçilecektir. Bu tartışma başka bir şey. Ama bunu zaten Koza Yardımcı biliyordu. Bunu dışarıdaki vatandaş bilmeyebilir. Ama bu kadar da şey olacağını bilmeyebilirler ya. Ben şunu söylüyorum. Bu bazı illerde bu belki tarafsız aday gösterebilirlerdi. Seçimlere 40 gün kala, 45 gün kala ya işte burada da liyakat yok diyerek bir genel başkan yardımcısının istifa etmesi bana birazcık garip geliyor. Bu parti içi bir hesaplaşmaya mı işaret? Şimdi onu da söyle, böyle bir ifade kullanmayayım çünkü doğru olmaz bu sefer de. Ama ben şunu her zaman söyledim bu ekranlarda. Dedim ki Kemal Kılıçdaroğlu ofisi ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'da ve İstanbul'da kaybetmesini istiyor. Gönülden istiyor. Öyle mi? Ve amaç şu. Evet. Kemal Bey'in tam tersi açıklamaları. Kemal Kılıçdaroğlu ofisi. Bugün bak, Kemal Kılıçdaroğlu ofisi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu iyi, çevresi mi kötü? Hayır, Kemal Kılıçdaroğlu iyi demedim. Ben Kemal Bey'in CHP başarısı olsun isteyeceğini düşünmem. Kemal Kılıçdaroğlu iyiliği kötülüğü anlamında değil. Tamam, ben eski bir tartışmaya atıp yapıyorum buradan. Efendim Sayın Kılıçdaroğlu siyaseti ve iktidar sahiplerinin yaptıklarını yakından izlemek, doğrularına doğru ellerine eri demek de hepimizin ortak görevi. Evet, ben de onu yapıyorum diyor. Ölümünün arkasındayım diyordu. Evet. Mesele bu değil ki. Tabii ki o tweet'i atacak. Tabii ki destekleyecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı. Ama canım ben olsam CHP'nin yerinde ne yapardım biliyor musun? Ama ne yazık ki bak, çok, bu çevre... Bak inadına bazen bak Tayyip Bey bunu yapıyor. Bazen göreve getirdiği isimler hepsi beğendiği, sevdiği olmuyor diye. Kalkarsın abi Alper Daş inadına tamam sen Çankaya'da kal dersin ya. Onu da kazanırsın. Siyasetin kazanma biçimi öyledir. Tayyip Bey bazen eski arkadaşlarını diyelim ki küsecek başka yere gidecek. Bir yere yönetim kurulu atıyor. Ama bu istifa yanına alıyor. Bu dönem bir yere büyükelçi yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu döneminde hayır. Yönetim kurulu fark etmez. Tayyip Bey'de o imkan yokken de onu gene tutmayı biliyordu Faruk. Onu da en iyi sen biliyorsun. Ya Tayyip Bey yanında tutmayı bilir. Yani benim itiraz ettiğim nokta şu. Şu Tunç Soyer'i koy ne olacak İzmir'e? Ya onu da kazanmış olursun yanında. Benim itiraz ettiğim akıllı adam öyle yapar bence. Ama Cem, benim itiraz ettiğim tek nokta şu. Evet aday yapılmayabilirsin ama dönüp dolaşıp Atatürk'e dönüp dolaşıp işte Altok'tan vazgeçti. Altok'tan 13 yıldan beri vazgeçmiş Cumhuriyet Halk Partisi. Bugün vazgeçmedi ki. Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber tasfiye edildi. Bu da çok ağır bir eleştiri oldu. Yok ağır değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi. Konuyla da alakası yok. Alakası çok var. Ulusalcılar ve Kemalistler Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kademe tasfiye edildi. İkinci Cumhuriyetçilere teslim edildi parti. Hepsi geri mi gelecek yani? Onu mu demek istiyorsun? Geri gelsin. Ben böyle bir tartışma yapmıyorum. Diyorum ki ben bir analiz yapıyorum ve... Olgular üzerinden değerlendirme ama niye Anadolu'da, Karadeniz'de, Çandoğu'da gösterdi bayağı Kemalist Atatürkçü aday çok var. Var muhakkak vardır. Tabii ya, ki tabii de var. Ki vardır. Tabii ki vardır. Ama parti yönetimi falan da yok yani. Her yerde bunu savunuyorlar. Tabii ki öyle. Öyle bir herhalde şey de yok. Yani ama bu parti yönetimiyle... Ama siz böyle söylediğiniz zaman vazgeçti diyorsunuz. Kim vazgeçti Altı Parti yönetimiyle alakalı bir durum olabilir mi böyle bir şey? Parti yönetimiyle alakalı bütün belediye başkanları sürekli bundan bahsediyor. Evet ben de ondan bahsediyorum. Her sıkışıldığında Atatürk denilmesinden... Siz Atatürk'ü programınızdan silmişsiniz. Atatürk'ü programımızdan silmişsiniz. Kim bırakın silmiş? Allah aşkına neyi tartışıyoruz biz burada? Yani Cumhuriyet Halk Partisi. Ne zaman silmiş? Evet ne var? Atatürk'e ilişkin ne var? Atatürk'e ilişkin ne var Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Bence Batı bugüne kadar ne yapmış? Çok şey var. Ben yıllardan beri olur takip ediyorum. Çok şey peki var efendim. Yapmayın siz de.